Arkadaşlar video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Medieval Dynasty maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki bölüm burada görmüş olduğunuz havuç tarlasını yapmıştık. Burası olgunlaştı ve işçiler topluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Bayağı büyük bir arazi olduğu için uzun da sürüyor. İyi de bir gelir elde edeceğiz buradan. Daha sonrasında yine kayıt dışı burada avcı barakası inşa ettim. İçerisine 4 tane işçi koydum ama bunlar şu an çalışmıyor olarak görünüyorlar. Bilmiyorum herhangi bir limitte bir sıkıntım oldu. Hani deponun limiti doluyor bazen. Ondan dolayı da çalışmıyor olabilirler. Burada bir oduncu barakamız var. Burada 2 kişi çalışıyor olması lazım. Bir yandan kala üretiyor, bir yandan odun vesaire topluyor. Yine ahırımıza gelecek olursak burada gördüğünüz gibi birazcık stoğumuz var yani. Havuç tohumudur. Cahtır cürttür bir şeyler var yani arkadaşlar. Şey değil yani, boş değil burası da. Benim üzerimdeki birkaç bir şeyi de buraya bırakabilirim aslında. Aşırdığım birkaç bir şeyler vardı köylülerden. Ha, onları satmışım. Kovalar kalmış üzerimde. Neyse, onu daha sonra da bahsederiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane mutfağımız var. Bir tane de elemanımız var. Tarif olarak bir şey açtık mı diye bakıyorum. Ha, şu iki yahni türünü açmıştık. Bunları yapacağız arkadaşlar. Havuçları onun için bekliyorum. Atölye kısmında bu arkadaş sürekli kase üretiyor. Ama buraya sıkışmış herhalde. Kenara çekildiğim. Çekilmeye çalışıyor. Tamam, güzel. Buradan sadece şu anda kaseyi açtım. Başka hiçbir şey açmadık. Bunları da açacağız. Bunları üretip satabiliriz aslında. Çünkü iyi bir gelir getireceğini düşünüyorum. Ürettiğimiz her şey ham maddeden daha pahalıya satacağız sonuç olarak. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi videoya hızlı bir giriş yaptık. Farkındayım. Kafanız karışabilir. Gayet normal. Onun haricinde inventör kısmına gelelim. Buradan size topladığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Ham maddelerden bahsetmek istiyorum. Taş bayağı bir azalmış. Çünkü bayağı bir ev yaptım arkadaşlar. Yakmalık odun zaten azdı. Taş baltamız 16 tane yapmışım nedense. Bazen böyle elimin ayarı kaçıyor arkadaşlar. Bir sürü yapabiliyorum. Lahana tohumu var. Pancar tohumu var. Ne alakaysa bunlar. Büyük bir ihtimalle görev için falan aldım. Bronz ok var. Geç abi. Geç. Tamam. Çok fazla bir ham maddemiz de kalmamış açıkçası. Bir dakika, orada kütük ne kadardı acaba? Onu görebiliyor muyuz? Kil var. Kalas var. 86 tane. Hasır, deri vesaire. Şu hamak meyveyi bekliyorum arkadaşlar. Bu bozulsun ki bozulduktan sonra bunu suni gübreye ahırdan çevirebiliyoruz. Bu sayede suni gübreye para vermeyeceğiz. Kütük olarak 17 kütüğümüz kalmış. Gerçekten bu miktar az bizim için. Şöyle tekrar sürekli buraya giriyorum ama şuradan çiftlik kısmına değil, bir saniye, çiftlik barakasında bir şeylerin eksik olduğunu söylüyor. Kaynak yok. Ne kaynağı istiyorsun? Suni gübre istiyor. Suni gübre istiyor. Şu an bir şey yapılsın. Hasat edilsin. Daha sonra zaten ekim için suni gübre oluşacak o zamana kadar. Onun bir acelesi yok. Şu oduncu barakasına bakacaktım ben ya. Atölye değil, çiftçilik değil. Avcı kulübesine de bakalım. Bunlar çalışmıyordu. Bunların limitlerinde bir sıkıntı mı var? Yok. Çalışıyor olarak görünüyorlar. Yapay zeka öyle işliyor demek ki. Ham madde çıkarımı, odunluk. Bunlar çalışıyor mu? Bunlara bir bakalım. Çalışıyorlar arkadaşlar. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Tamam o zaman. Bizim şu an bir tane daha odunluğa ihtiyacımız var. Bence hiç vakit kaybetmeden ham madde çıkarımı, yine odunluk 2 yapacağım. Onu da bunun yanına yapacağım arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi odun ihtiyacımız gün geçtikçe katlanacak. Ve bu odun işini halletmemiz gerekiyor. Boş evimiz var mıydı? Ona bir bakacağım. Boş evimiz galiba hiç yok. Mesela bu evde yaşayan bayan var bir tane. Erkek alabiliriz bunun yanına. Yine bayan. Erkek daha, bir erkek daha ve bir bayan.
Yani toplamda 3 erkek, bir tane bayan alma hakkımız var. Bunları hasat edene kadar biz gidelim. Karşı köyden bir eleman bakalım. Bulabilirsek evimizi alalım arkadaşlar. Köyümüze 2-3 tane daha eşya alalım. Orada görüşürüz. Evet, Gostavia'ya geldik. Burada bir tane How can I help you? beyefendi var. Have a Aslında good day. çok da yetenekli bir insan değil. Hello. Ama şu aşamada ona bakmayacağım. Sen geç abi buraya. Ses çok fazla geldiyse kusura bakmayın. Onu düzeltmem gerekiyordu. Yine videoya girerken unuttum arkadaşlar. Bu seferlik böyle olsun diyelim. Tamamdır. Seni evine atadık. Şimdi sana bir de iş yeri ayarlayacağız. Odunluk 2'de hiç kimse yok. Seni oraya atayabilirim. Ne oldu şimdi? Evi atadık sen ama. Evin var senin. Neden öyle görünüyorsun? Düzelecektir diye düşünüyorum. Evet, düzeldi. Sıkıntı yok. Evet, yeni bir güne uyandık. Şöyle bakıyorum. Bayağı da bitirmek üzereler artık havuçların hasatını. 4 kişi neden aynı anda toplamıyor? Onu anlamış değilim. Bir işi biri yaparken diğeri yapmıyor. Başka bir şey yapıyor. Enteresan. Bir tane daha ev yapıp yapmama konusunda kararsızım. Ama bir yandan da almışken yapayım diyorum. Şöyle küçük bir ev inşa etsem yeterli olacaktır. Evet, tamam, şu bayanı içerisine koyalım. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım artık. Bayan işçi almayacağım ya. Erkek kıtlığı çekiyoruz köyde. Buna iş vermedik. Bir de iş verelim buna. Şimdi dolu dedik. Oduncu kısmına gel. Bunu da buraya ata. Peki bu oduncuya biz limit koyduk mu? Oduncu 2. Atama yok. Evet. Şimdi bu %100 kütük üretsin abi. Çiftçiler yine isyanda. Sıkıntı yok. Bunun bayağı toplamışlar. Hasat edilmeye hazır olan kısmı. Sadece şurası kalmış. Tamamdır abis. O zaman bayağı bir bizim havucumuzun olması lazım. Güzel. İyi bir havucumuz var şimdi. Tüm havuçları ver. Tüm etleri ver. Etleri ver abi. Siz diğer kavrulmuş, közlenmiş etleri vesaire yiyip içersiniz. Şimdi benim buradan biraz da ahşap kaseleri almam gerekecek. 20 tane yapmış. Baba yiğit be. Adam adam. Şimdi şuradan bir yemeğimizi yapalım önce. Ne kadar yemek yapabileceğiz acaba? 20 tane. Şeyden dolayı yapamıyoruz galiba. Et vesaire var. Kaseden dolayı yapamıyoruz galiba. Hemen kase üretelim birazcık biz de. Şöyle kase diyeceğim. 30 tane ver abi kase. Ne oldu? Bayağı bir geldi. Bir dakika. Ne kadar kase geldi ya? Ahşap kase. 150 tane mi? Çüş. Çüş, harbi çüş yani. Nasıl yaptık biz onu ya? 50 tane de böyle yemek yapmış olduk. Muhtemelen havuç harici başka bir şey azaldı. Havucun azalma gibi bir şıkkı yok yani. Neyse. Şimdi bayağı bir tabi XP'yi aldık. Şu an kafam karıştı. Şey yapacağım. Ahşap kaseyi buraya bırakacağım arkadaşlar. Yüzünü de hepsini yani. Şimdi onları oraya bıraktık. Daha sonrasında havuçları buraya bırakacağım. Havuçların bence hepsini değil, 600 kadarını bırakalım buraya. 1000 tanesini satalım arkadaşlar. Bu kadarı fazla bence. Neyse, bu kadarı dursun. Tamamdır. Havuçların da bir kısmını aldık. Et dedik. Etin bir kısmını oraya bırakalım. Bir kısmını değil, hatta hepsini bırakalım ya. Bırak gitsin. Bizim etle işimiz yok. Kiraz fidesi vesaire vesaire. Hamak meyvesi vardı. Onu bir görebilir miyim? Ne durumda?
Yahni 40 dolara gidiyormuş. Dur şimdi. Becerilerden bir şey açılmıştı. Yanılmıyorsam diplomasi kısmında hiç puanımız yok. Teknoloji kısmında var bir şeyler. Şu an için orası önemli değil. Burayı da ikinci seviyeye çıkartacağız bu arada. Onu dışarıdan yapacağız galiba ya. İçeriden uğraşamayacağım. Evet. Gıda deposu 2'nin avantajı yemekleri daha iyi muhafaza ediyor ve şuradaki taşıma kapasitesini acayip artırıyor arkadaşlar. Yani bu da dediğim gibi bize acayip avantaj sağlıyor. Şimdi burada hiç uğraşmaya gerek yok. Gidelim biz şu elimizdeki şeyleri satalım. Yahnileri satalım arkadaşlar. Paramızı alalım, güzelce bir cebimize koyalım. Gustavia'ya geldik tekrar. NPC'ler uyumadılar sanırım, uyumamaları lazımdı. Alvin, Edwin nerede? Edwin. Hello Hello. there. Only the best products here. Edwin, sana malzeme getirdim. Havuç mesela. İster misin? Al sana havuç. Güzel bir parasını aldık onun abi. Şimdi o Goodbye. sen Hello yatabilirsin. there. Senle Whatever görüşelim you need, I've birazdan. got it. Şu yaptığımız yahniyi satalım. Ne kadar para getirecek? Öf, 1140 ve parası bitti arkadaşlar. Bye. Goodbye. Goodbye, goodbye. Başka satabileceğimiz kim var? Uyuyor arkadaşlar. Evet, 35 saniye kaldı. 30 saniye sonra uyuyabileceğiz. Ve bir sonraki mevsime geçeceğiz. Şu görev de inşallah gider yani. Büyük av görevi. Gerçekten sıkıntı bir görevmiş. Hadi 3, 2 ve 1. Hop. Yeni bir mevsime merhaba arkadaşlar. Güzel oldu. Etraf böyle sarardı vesaire. Tam bir Çil abi. Şimdi bakalım üzerimizdeki o ot küflenmiş. Evet. Evet, başardık sonunda. Şimdi gidip bunu güzelce suni gübreye çevirelim abi. Tekrar tarlaya ekebilmek için. 192 mi 194 mü ne? Tam öyle bir şeye denk gelecek şekilde ayarlamıştım. Çiftçilikte upgrade aldık. Suni gübreyi buraya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Suni gübre 216 tane var. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Fakat biraz dere isteyeceğim bunlardan. Çünkü eminim ki basit çantaları her zamanki gibi tükenecek o araziyi yaparken. Basit çanta bırak abi. Bunu da bırak. Dur, şunu da bırakalım. Çapanız yeterli mi? Değil tabii ki. Hemen biraz da size çapa üretelim. Siz aradan çıkın abi. 8 tane de çapa ürettim. Şu aşamada size yeter diye düşünüyorum. Ahşap, çapa, çapa. Niye böyle bunlar? Hepsi benim üzerimdeymiş, buna bak. Neyse. Kısa ok, kürek vesaire vesaire vesaire. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre bizim işçilerimizin herhangi bir sorunu olmaması lazım. Yani bu noktadan sonra bir sorun oluyorsa sıkıntı bir yaratırım yani. Tarladan ekin toplarken diğerlerini toplarken olmuyor mu? Ekin toplarken %25 şansla daha fazla mahsul kazanırsın. Bunu açalım. Bu güzel bir skin'e benziyor. Peki.
gayet yeterli. Peki gıda deposunda neler var? Biraz da oraya bakmak istiyorum. Evet. Şimdi. Derip geliyor. Et güzel kıvamda. Yahni nedense bir tane üretildi. Et var, havuç var. Yahni bir tane üretiliyor. Burada bakıyorum herhangi bir sınırlama yok. Yönetim kısmına geliyorum. Üretim diyeceğim, mutfak. %100 abi. Demek ki benim kadar hızlı yapamıyor. Mesela ben şöyle bir şey yapabilirim. Al bundan da. Çok alıyoruz ya. Tamam, şu kadar alabiliriz. Biraz da ahşap kase ver abi bana. Şu kadar versen yetmeyebilir. Bir bu kadar daha ver hadi. 50 tane olsun yanımızda. Kenara çekil, geliyorum. Kenara çekilir misin bebeğim? ...38 tane yahni ürettim. Mesela tek seferde. İşte bu... ...craft'ın... ...güzel yanı bu. Hadi görüşürüz. Sen uğraş dur şimdi. Beceriler kısmından yine bir upgrade geldi. Şöyle vereceğim bunu. Burayı tamamlayalım. Bu da tamamdır. Hemen... ...buradaki yahniyi de alacağım. Çünkü çürümesini istemiyorum. Bu arkadaş da şimdi bir tane üretmiş. Hakkını yemeyelim. Şimdi çıkarmış daha. Havuçlarını bırakalım bu arkadaşın. Bunları buradan tekrar üretebilir. 2300 gold'umuz var. Şu an bununla beraber bayağı bir gold olacaktır. Eti bırakalım. Et bir taneymiş zaten. Güzel. Yeme içmemizde herhangi bir problem yok. Vesaire vesaire. Şöyle gidelim. Biz bunları tekrar bir satalım arkadaşlar. Bir şeye girebiliriz aslında. Koyun işine girebiliriz. Oradan iplik kısmından yürüyebiliriz. Ya da direkt domuz çiftliği kurabiliriz. Çünkü domuzdan suni gübre üretiliyor diye biliyordum. Yanlış biliyor da olabilirim. Aa, buradaki eşyalar tekrar spawn olmuş. Biz bunları almıştık ya. Taş balta vesaire geldi. Armut şarabı. Güzel. Çavdar ekmeği. Güzel. Tamam, burada bir şey kalmadı. Yok. Tamamdır. Evet arkadaşlar, Gustavia'ya tekrar geldik. Şimdi bu arkadaşı alabiliyorsak alalım. Çünkü yetenekli bir arkadaş. Bunu hemen ev bulalım. Daha sonrasında buna ben yapacak bir iş bulurum. Sıkıntı değil. Gel bakalım. Göster bakalım vallahi. Şimdi senin ne sattığın önemli değil bana. Benim sana satacağım şu yahnilere yetecek paran var mı? Ondan bir haber vermen gerekiyor. O kadar yahni sattık. 780 mal alabildik. Bakmak istiyorum kaç paramız var bizim. Şu an 3257 gold'umuz var. Yani öyle böyle değil. Yahniden parayı kırmamız gerekiyor. Evet, köyümüze geldik, gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sıkıntı yok. Biri ekiyor, diğeri suni gübre yapıyor. Güzel bir şekilde tarlamızın ekim işlemini yapıyorlar. Sıkıntı yok. Bunlar üretimlerini yapıyorlar. Daha sonrasında şimdi ben Ne yapacaktım? Evet, bir tane ahır inşa edecektik arkadaşlar. Hayvancılık kısmına gelelim şimdi. İnek açıldı mı bizde? İnek açıldı mı abi? Domuz. Domuz açıldı. İlk önce domuz işine gireceğiz arkadaşlar, mecburen. Çünkü domuz ağlı yaptığımızda oradan suni gübre elde edebileceğiz. Bunu kendimiz karşılayabiliyor olmamız gerekiyor. Yoksa bir noktadan sonra işler hep böyle başa sarıyor. Evet, çitimizi de tamamladığımızda bu bölümü kapatacağız arkadaşlar artık. Sabah olsun, bir çitimize bakalım.
sonra bölümü kapatacağız. Yani bu kadar yeter. Çünkü acayip bir şekilde uzun oldu ya. Bir saat falan oldu. Benim internetim o kadar hızlı da değil ki. Ben bunu nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. Birazcık uyuyayım. Bir saat olmaz büyük ihtimalle ya. Ben bunu yarım saate falan düşürürüm. Bir şekilde kırparım, şey yaparım. Evet, harika oldu. Bence mükemmel ya. Ne diyorsunuz? Yorumlarda böyle tavsiyeleriniz olursa onları da dikkate alacağımı bilmenizi isterim. Çok tatlı oldu ya. Mükemmel yaptık. Tamamdır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Dediğim gibi tavsiyelerinizi yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay.